Arkadaşlar selamünaleyküm. Şu anki inceleme konumuz Matrix hissesiyle ilgili şunu söylemem lazım. Hisseyi hani halka arz olduğu fiyata getirmişler yanılmıyorsam. Evet. Hatta birazcık altına da sarkıtmışlar. Ondan sonra da yükseltmişler. Bizim bu hisseyi takip edeceğimiz kritik çizgi arkadaşlar işte bu düşen kanalın kırılıp kırılmaması. Düşen kanal kırılırsa artık yavaş yavaş yataya sarıp yükselme hareketine başlayabilir. Hatta şu an yataya sarma eğilim var. Şu anki performansı iyi, kötü değil. Onu söyleyeyim. Matrix hissesi şöyle özel bir durum vardı arkadaşlar. Bu hisse halka arz olurken yanlış hatırlamıyorsam şu an tam metni aklımda değil ama size taahhüt vermişti. Yani hissedarlarına, hisseyi alan yatırımcılarına taahhüt vermişti. Yani hisseyi iyi yerlere taşıyacaklarını, işte değerlendireceklerini. Bunu sağlayamaması halinde tam metni hatırlamıyorum ama arkadaşlar hani ya temettü verecekti ya da bedelsiz verecekti artık. Bu şekilde bir yol izleyeceklerdi. Ha bundan sonra ne olur? Bundan sonra artık bence hisseyi çok fazla düşüreceklerini ben düşünmüyorum işin gerçeği. Yataya saracaklardır. Belki bir miktar daha düşürürlerse düşürürler. Ondan sonra da yataydan sonra da yükseliş hareketi beklenebilir bu hissede. Çünkü niye? Karlı bir hisse arkadaşlar. Zarar eden bir şirket değil. Karlı bir şirket. Lot sayısı fazla değil. Çok fazla şişmemiş. Zaten şişmemiş değil. Yukarı aşağı doğru getirmişler arkadaşlar. Hisseyi de getirmişler bayağı. Önce çıkarmışlar. Ne kadar çıkarmışlar ki bu hisseyi? Bu rakamlardan yaklaşık olarak hemen hemen bir kat bile yükseltmemişler arkadaşlar ya. Arz olduğu fiyatın bir katına bile anca çıkarmışlar, çıkarmamışlar bile. Ne kadar kaybettirmişler? En depo noktasında buraya kadar alınca yaklaşık %50 hemen hemen 100, evet %50 kaybettirmişler arkadaşlar. Böyle bir hisse, böyle bir şirket. Ama şu an için yataylaşma var. Bu yataylaşmadan sonra da yükseliş hareketleri beklenebilir. Ancak bu kanalı kırıp kırmamasına çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi bunları dedikten sonra destek bir direnç noktalarını verelim. Hisseyi tamamlayalım. İlerisi için arkadaşlar kötü olmaz ya. Bu hisse çünkü size yazılı teminat verdi bu hisse. Ama yazılı teminat veren başka şey var mı? Halka arz olan hisse senetleri var mı? Başka şirketleri var mı? Örnek gösterebilir misiniz? Benim bildiğim kadarıyla yok arkadaşlar. Varsa video altına yorum olarak da yazabilirsiniz ama bu şirket özel olarak teminat verdi size. Halka arz olurken yazılı metinde size teminat verdi. Ben kötü yerlerin olduğunu düşünüyorum bu yerlerin. Bir miktar daha getirirlerse o da bulabilirsiniz. Ondan sonra da yükseliş hareketi, güzel hareketler başlayacaktır bence. Böyle düşünüyorum yani. Ya da bir süre yatay alır, ondan sonra başlatırlar. Yani şu an şartlar iyi. Hisse ne yapabilir arkadaşlar? Hisse şunu yapabilir. 33.41 yapabilir. Şuraya alalım ya. 33.41. 33.41'in kırılması halinde ne yapabilir? Oranında kırılması halinde inşallah kırar ve yükseliş hareketine yavaş yavaş başlar. 34.75. Peki aşağı gelirse şu an desteğinde arkadaşlar desteğin azaltı zaten %1'lik aşağısı destek noktaları ama ben burayı kırdığını düşünüyorum. Aşağı gelirse zaten kıracaktır. İlla ki. Aşağı getirirlerse bu hisseyi 29.90 30 diyebiliriz. 30'un kırılması halinde yakın zaten birbirine arkadaşlar ama gene onu da vereceğim. 29.62 bunlar önemli rakamlar çünkü. Ve hissede bir de şu arada desteği var arkadaşlar onu da verelim. Çizmedim ama vereyim ben. 28 var. Ve en kötü yer olarak da hisseyi getirirlerse o da 26.75. Ama ben artık çok fazla aşağı geleceğini düşünmüyorum işin gerçeği bu hissede. Bu da sonra yataylaşma eğilimi olabilir. Çok az bir şey daha getirirlerse getirirler. Ondan sonra da yataydan sonra da yavaş yavaş da olsa yükselişe başlarlar gibi geliyor bana. Evet arkadaşlar hissenin bu rakamlarını verelim. 33.41 vardı. 34.75'i var. Aşağıda ne vardı? Aşağıda 30'u var. 29.62'si var. 28'i var. 26.75'i var. Evet, hisse de bu rakamlar, şunları pek fazla bence geleceğini düşünmüyorum ama çok aşağı getirmezler. Bundan sonra maksimum getirecekleri nokta işte halka arz olduğu fiyata yaklaştırırlarsa getirirler. Halka arz olduğu fiyat işte 30'lu rakamlara getirirlerse getirirler. Bence bundan sonra yataylaşma artık beklenebilir bu hisse. Bundan sonra da yükseliş hareket. Evet. Bu hisse için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Farklı bir hissede görüşürüz.